Herkese merhabalar. Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. MSÖ'nün ardından nasıl bir değerlendirme yapalım bunu birlikte konuşmak için geldim. Sevgili arkadaşlar birkaç tane önerim var ve birkaç tane dikkat çektiğim konu var arkadaşlar. Nasıl bunlara dikkat çekebiliyorum? Arkadaşlar hemen sınavın sonrasında canlı yayın yaptık ve yaklaşık 100 öğrenci direkt sesli olarak bağlandı. Aynı zamanda hem TikTok'ta hem de YouTube'da iki farklı anket açtık. Birinde 48 bin diğerinde de 16 bin kişi oy kullandı. Şimdi arkadaşlar görünen durum şu. Evet sınavımız orta zorlukta bir sınav. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bu iyi gibi görünebilecek bir durumdur ama bazı dezavantajları da tabii ki de sıralama kısmında olacaktır. Buraya hiç takılmıyorum. Sınav sonucu açıklandığında herhangi bir moral bozukluğunu şimdiden yaşamamanız gerektiğini söyleyeyim arkadaşlar size. Çünkü sıralamalarda beklediğiniz tahmin ettiğiniz sıralama gelmeyebilir. Bu olabilir ama bundan sonra çalışma sistematiğinizi nasıl yapmanız gerekiyor buna odaklanacağız. Sevgili arkadaşlar bu sınav orta bir sınavdı. Çok büyük bir sürpriz söz konusu değildi ve genelde denemelerde yaptığınızın benzerini yaptınız. Şimdi birkaç şey çok net dikkatimi çekti. Bağlanan arkadaşlarımda onlarca yorum ve yüzlerce mesaj geldi arkadaşlar. Bu mesajlara, bu yorumlara, bağlanan arkadaşların ruh haline baktığımız zaman arkadaşlar matematik kısmında net bir şekilde belirleyici olan kısım problemler olmuş. Uzun problemleri anlamak önemli. Sevgili arkadaşlar, klasik problemleri çözdüğünüz zaman size bunların bir sonuç getirmeyeceğini artık iyice anlamanız gerekiyor. Yani iki araba birbirine doğru gidiyorsa hızlarını topla, birbirinden kaçıyorsa hızlarını çıkar düzlüğündeki sorular hiçbir anlam ifade etmeyecektir. O yüzden daha çetrefilli, daha uzun metinli, daha günlük hayattan örneklerin olduğu problem soruları çözmeyi önünüze koymanız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar yapmanız gereken şey bu. Ve burada Yaşar Hoca Metmen kanalında arkadaşlar sizlere Problemler Son Vuruş kampını yaptım. Etkili Problemler kitabından. Sevgili arkadaşlar gönül rahatlığıyla önerebilirim. Tam olarak MS için hazırlanmış bir kamp oldu buradaki kamp ve o tarz problem sorularını çözmek için hazırlanmış bir kamp oldu. Hem kitabı çözüp hem de arkadaşlar o videoları izlerseniz problem çözme tekniğinizdeki o büyük zayıflık var ya hani Klasik problem olunca çözüyorum hocam ama biraz durum değiştiği zaman ortalık karışıyor diyorsunuz ya. İşte o duyguyu nasıl atabileceksiniz? Bu soruları nasıl hızlı ve en efektif şekilde çözebileceksiniz? Bunu anlattığım bir YouTube'da problem son vuruş kampı var. Burada açıklamaya bırakacağım. Bunu mutlaka izlemeye başlamanız gerekiyor. Bir diğer konu. Sevgili arkadaşlar. Sınav Türkçe'yi yapanlar var. Feni yapanlar var. Sosyal mesleği de beklediğimiz gibi sevgili arkadaşlar. Ancak... Matematikte geometri yapanlar ve geometri yapamayanlar diye ikiye ayrılıyor. Bu oldukça önemli. O zaman ne demek arkadaşlar? Hem TYT'de hem AYT'de geometri belirleyici bir rol oynayacak sevgili arkadaşlar. Ve bu sene yapıldığı dönemde kitabı çok satanlara sokan e, TYT ve AYT geometrin oldu arkadaşlar. Burada görüyorsunuz etkili geometri kitabı var. Bu kitapla birlikte Yaşar Hoca Medmen kanalında 4-4'lük geometri kampı var arkadaşlar. Yaklaşık 40 videodan oluşuyor. Çok kısa sürede bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ve geometride ilerlemenizden eminim. Yani ilerleyeceğinizden eminim arkadaşlar. Bu kamplara bu kadar güveniyorum her ikisine de. Binlerce kişi katıldı. Ve çoğunda çok sert bir ilerlemeyi mesajlarından, e, yolda beni gördüklerinde konuşmalarından hepsinden arkadaşlar gördüm. Bunu e, söyleyebilirim sizlere de. O sebeple bu iki kampta size net bir şekilde öneriyorum. Peki ne yapacağız? Peki bundan sonra arkadaşlar MSU dalgası da bittiğine göre artık... AYT çalışmak çok çok kritik bir yerde duruyor. Şimdi arkadaşlar önümüze koymamız gereken şeylerden biri de AYT çalışma disiplini olacak. Şimdi ben şunu gördüm. MSÖ'den bir gün önce bir canlı yayın yaptım arkadaşlar. Canlı yayında yaklaşık anlık olarak hiç 1500'ün altına düşmedi. E, totalde izlenmesi arkadaşlar canlı yayının 30 binleri buldu 2 saatlik bir canlı yayın olmasına rağmen. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar gerçekten aktif olarak canlı yayında izleyebileceği YouTube e, serilerini seviyorlar. Tabii ki de Meysu'yla bir gün önce olmasının da etkisi var ama o gün sizlere de sordum. Dedim ki AYT kampımızı yani TT2X kampı tanıdıktan sonra yapacağımız AYT kampını böyle canlı yayında yapalım mı diye sordum. Çoğu kişi evet dedi. Şöyle bir güzellik yapalım arkadaşlar. YouTube'un bazı altıl yönleri var. Bunu da bitirmek adına. Sizlerin de ders aralarında bağlanıp konuya dair sorularınızı sorabileceğiniz AYT kamplarını Yaşar Hoca Metman kanalında canlı olarak arkadaşlar başlatacağız. Bundan sonraki haftalarda hem Instagram'dan hem buradan takip edin. Hangi konunun canlı yayını yapacağımızı sizlere arkadaşlar duyuracağım. Ve o canlı yayında o konuyu derinlemesine göreceğiz. Ve sizin sorularınızı alacağız. Bu sayede hem YouTube'daki e, teknoloji kalitesinde aynı zamanda dershanedeki veya okuldaki gibi sorularını sorabileceğiniz bir format yaratmaya çalışacağız arkadaşlar buradaki kısımda. O yüzden bundan sonraki süreçte problem belirleyici, geometri belirleyici arkadaşlar ve çok net bir şekilde AYT matematik belirleyici ama burada moral olarak üstün çıkmak istiyorsanız iyi bir problem çözücüsü olmanız gerekiyor. AYT'de ve TYT'de fark yaratmanız için iyi bir geometri çözücüsü olmanız gerekiyor. Son olarak diyeceğim şey şu Stres yönetimi anlamında arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ciddi problemler yaşamış. Bunu aşmak adına daha fazla denemeye girmek Biraz düşünmek ne beni tedirgin ediyor diye bunların üstesinden gelmeye çalışmak oldukça önemli. Benim MSÖ'ye dair diğer gördüğüm önemli kısım da bu. Yani MSÖ ile ilgili önerilerim, gözlemlerim bu arkadaşlar. Bunu da yaklaşık 100 öğrenciyle sesli bir şekilde konuşarak çıkardım. Herkesin takıldığı noktalar benzer. Bundan sonra bu sorunları aşan arkadaşlarımız ilerleyecektir. Ve yayından katılan tüm arkadaşlarıma dedim ki bundan sonra çıkaracağın ders nedir diye sordum. Ve siz de MSE'den çıkaracağınız dersi veya çıkardığınız dersi arkadaşlar burada YouTube kanalının altına yorum olarak yazın. Bundan sonra yolunuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Burada YouTube kanalımızda sizi sonuna kadar desteklemeye çalışacağız. YKS'ye giden bu süreçte son Aylar son günler kal arkadaşlar çok oldukça önemli bir süreç var. Bu süreci birlikte bomba gibi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.